Geziniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Artık saatler geriye alındığına göre havalar da erken kararıyor. O yüzden bu hafta bisiklette aydınlatma konusuna değiniyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi ne yapıyorum bu hafta? Bisiklet aydınlatma konusunu inceliyorum. Bisiklet aydınlatma konusunda da şu elimde görmüş olduğunuz Solar Storm X2 diye geçen bisiklet lambasını inceliyoruz. Biliyorsunuz akşamları bisiklet sürerken lambalarımız LED olduğu için lümenleri veya kelvinleri, aydınlatma güçleri düşük olabiliyor. O yüzden de gerek araçlar tarafından çok fazla fark edilmiyoruz bisikletçiler olarak. Gerek de yolda karanlık kalabiliyor. Çok net yolu aydınlatamayabiliyoruz. Bunu bu konuda Çinliler çözmüş. Bu Solar Storm X2 diye geçen şöyle bir T6, içinde iki tane T6 LED bulunan bir bisiklet farı yapmışlar. Çok ciddi şekilde güçlü aydınlatıyor. Videonun sonunda ben test çekimleri yaptım, gece sürüşü yaptım. Hatta orada göreceksiniz. Gerçi orada şeyden dolayı, GoPro'dan dolayı çok fazla böyle belli olmuyor ama yine az çok fikir sahibi verirsiniz. Ciddi bir aydınlatma potansiyeli var bu lambanın. Yani ben şöyle söyleyeyim, burada İzmir'de Karşıyaka sahilde giderken insanların dehşet içinde yaklaşırken dönüp baktığına şahit oldum bir iki defa. Bir iki tanesi de durdurup çevirdi, abi bu ne araba farı gibi falan, halojen mi bu falan diye soranlar oldu. Bunu nereden aldım? Ben bunu eBay'den aldım. Bunların ortalama fiyatları 50 ile 70 arasında değişiyor. Normalde bunlar neyle geliyor? Kendi yanında bir pille de geliyor. Şimdi orasına değmeyeceğim. Önce fiyatından bahsedeyim. 25 liraya aldım ben bunu. Bayağı bir araştırdıktan sonra aldım. Bir ay gibi bir süre içinde elime geçti. Bunların bir de sahteleri, gerçekleri varmış ama yani hepsi içinde yapıldığı için çok fazla sahtesi gerçeğine ben çok fazla dikkat etmedim. Hani o illaki orijinalleri biraz daha pahalıdır bunun. Ama çok da önemli değil. Bu sahtesi de olabilir. Gayet de iyi aydınlatıyor. Linkini hemen alta yazıyorum. Ayrıca şu anda altta ekranda eBay'den veya AliExpress'ten arama yaparken kullanacağınız, yani buna ulaşmak için kullanacağınız Cycling Headlamp X2 diye alta yazıyorum hemen bunu. Şu an ekranda geçiyor. Bununla arama yaptırırsanız bu lambaların hepsi listesi önünüze gelecektir. Dediğim gibi 25 liraya aldım ben bunu. Şimdi bunlarda şöyle bir şey var. Bunların uçları 2 adet arkadaşlar. Bir normal yanında pil gönderiyorlar bunların. Batarya gönderiyorlar. Ben o bataryalara çok güvenmiyorum. Çünkü daha önce yağmurda falan kısa devre yapıp patlayan arkadaşlar olmuş. Bunu internette daha önce okumuştum. O yüzden ben ne tercih ettim? Alırken özellikle USB uçlusunu almayı tercih ettim ki bunu ben kendi powerbankimle kullanayım diye. Bu powerbank da ne? Bu da 16.000 mAh'lik. Banggood.com'dan almıştım. Bunu hemen yine alta linkini atıyorum. 25 dolar gibi bir fiyata almıştım. Samsung S5 kullanıyorum. Bunu 5-6 defa şarj edebiliyor bu. Bunu aynı zamanda bu lambada da kullanıyorum. Şimdi bu lambanın özelliklerine geleyim hemen. Lamba gördüğünüz gibi USB ile şu şekilde. Bunu powerbank'ime bağlıyorum. Şurada 3 adet ışık göstergesi var. Bu iki tanesi ışık göstergesi değil. Bir tanesi ışık göstergesi arkadaşlar. Şuradaki mavi düğmeden de farımızı aktif hale getiriyoruz. Şimdi ben bir kere basarak, bilmiyorum kamerada ne kadar aydınlatıyor, şöyle kamerayı doğru tutarsam belki de anlaşılır. Farımızı şu şekilde aydınlatıyorum. Bir kere bu mavi düğmeye basarak açıyorum. 3 kademesi var. Şu en alttaki kademesi. Bunu bir kere daha bastığında biraz daha güçlü bir ışık veriyor. 3. defa bastığında artık yani tavşan gibi durdurma ışığı veriyor. Yani bunu gözünüze falan sıktığınızda, ki tavsiye etmiyorum, ciddi şekilde gözünüzü kamaştırıyor. Çok güçlü bir ışığı var. Özellikle akşam sürüşlerinde, gece sürüşlerinde, ormanlık alanlarda veya insanların olmadığı, aydınlatmanın olmadığı alanlarda gidiyorsanız ciddi şekilde yolu aydınlatıyor arkadaşlar. Bunların haricinde size söyleyebileceğim ne var? Dediğim gibi alırken özellikle USB'li olmasına dikkat edin. USB uçlu olursa powerbanklerde de kullanabileceğiniz için sizin için daha iyi olacaktır. Yanında bir adet powerbank alırsınız veya ona göre alternatif bir çözümünüz varsa onu kullanabilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Kullanacağınız gücün 2000 mAh'lık güçler karşılamayabiliyor bunu. Bir müddet sonra kapanıyor. O yüzden en azından bir 5000 mAh olmasına dikkat edin ki lamba yanarken 2 dakika sonra amperi düşük geldiği için kesilmesin veya powerbankinizin veya kullandığınız güç kaynağınızın pilini bitirmesin. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videomuzu bitirelim, görüntülere geçelim. Siz de bu lambanın gece sürüşünde
nasıl olduğunu kendi gözünüzle görün. Dediğim gibi önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Aşağıya bu arada yorum bırakarak bana çekmemi istediğiniz videoları, sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ayrıca mail adresinden ulaştığınızda en fazla bir saat içinde size geri dönüş yaparım şayet yoğun değilsem. Buradan da ulaşarak yardımcı olmamı istediğiniz konular varsa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya like butonuna basarsanız videomu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın.